kurucu başkanımız Nesip Kerim Altay'ı sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, hanımefendiler, çok kıymetli çocuklar, değerli kuru toku, hepiniz hoş geldiniz gecemize. Kıymetli hazır olun. Bu sıla gecemiz bizim bir de derneğimizin 30. yılının kuruluş dönümüne isabet ettiğinden dolayı güzel bir gecemiz oldu. Kalabalığımız güzel, katılımımız güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Orada bütün görev
üyeleri, bütün Türkiye'deki olan görevlerin çağrıda bulunuyorum. Duruca Suyu'nun köyünün derneğinin gecesinde çağrıda bulunuyorum. Bu sorunu hep birlikte omuz vereceğiz ve bu sorunun ilçemize girmesine karşı duracağız. Burada da çok cami görevler inanıyorum. Nasıl bu salonu Esenyurt'u Duruca Suyu doldurmuşsa görevler de gerçekten çok merttir, yiğittir, demokrattır. Göre hep kucaklayıcıdır, hep göze liderdir. Bu lider zihniyle tekrar devam ettirecektir ve Altın Koza grubunun bu yanlış yatırımını paraya değil, ranta değil, insana yatırım yapmasını isteyeceğiz. İnsan olmadan hiçbir şey olmuyordur. Onun için Koza grubunu buradan da tekrar şiddetle kınıyorum. Bu gece çok güzel bir gece. Özellikle ben bir şey gördüm bu gecede. Bu geceye medeniyet katılmış. Bizim topraklarda ilk önce kadınlar güneşi doğurur. Ve ben burada gördüm hanımefendiler, ablalar, anneler, sevgili çocuklar ve kadının çok olduğu yerde bereket vardır, hareket vardır. Bu salonu kadınlar doldurmuştur ve güneşi de kadınlarla beraber doğuracağız. Kadının sağladığınız için kadın annelerimize, kardeşlerime, bacılarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Duruca Suyu Köyü'nün yönetimini tekrar teşekkür ediyorum ama yönetimini, derneğini, başkanını yanıma almak istiyorum. Çünkü onlar bana bu gece güç kattılar. Bu salonu doldurmakla bize onur verdiler, gurur verdiler, şeref verdiler. Ben onların emeklerinden dolayı Ali Başkanımı ve Duruca Suyu yönetimini şöyle yanıma almak istiyorum. Onlarla beraber sizlere hizmet etmek için her zaman varız, var olacağız. Hiçbir köyümüze ayıp etmedik, kutuplaştırmadık, ötekileştirmedik. Hep kucaklaya kucaklaya gideceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde de İnşallah Kars Arda Anadolu'nun bir hemşerimiz olursa hangi siyasi partiler olursa olsun destek vereceğiz. Biz Gönel Emekler Federasyonu olarak çok güçlü bir yapıyız. Kurumsalız. Kurumsallığı duracağız bize gösterdi burada. Hakikaten Kars Arda Anadolu'nun tanıtım günlerini Gönel Emekler Federasyonu olarak Yeni Kapı'da Arda Anadolu'na katılmıştır. Sizleri de orada ağırlamaktan onur duyarız. Burada geceye de katılmanızı istiyoruz. Ben bu gecede emeğe geçen, katılım sağlayan, geçmişten bugüne bu güzel derneğe, Gürdümal'a, Duruca Suya emek katan bütün emekçilere, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Nasip Başkanım sana da teşekkür ediyorum. Saygılarını sunuyorum. Ben güzel yönetime, Ali Başkanıma, Kasım Başkanıma, diğer yöneticilerime gerçekten bu geceyi, bu mutluluğu bizlerle paylaştığı için, birlik beraberliğimizi güçlü kıldığı için, sizleri buraya benimle tanıştırdığı için, görevin gücünü gösterdiği için, Esenyurt'tan dünyaya yansıttığı için, ben bu güzel yönetime, değerli abilerime, ben onların kardeşiyim, onları da eğiliyorum. Hepinize iyi eğlenceler diyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, yolumuz açık olsun. Duruca Suyu Köyü Derneği'nin emektarlarını ve bu dernekte başkanlık yapmış değerli kıymetli yol arkadaşlarımızı davet ediyorum. Vural Akgöz, Metin Delibalta, Hüseyin Polat, tabii aramızda olmayan Sayın Fikret Başkanımız da şu anda hastanede olduğundan dolayı katılamadı. Ona da acil şifalar diliyorum. Yönetim kurulunu sahneye davet ediyorum. Ve İzmir Dernek Başkanımız Sayın Tüncel Polat'ı davet ediyorum. Geçmiş dernek başkanlarımızın kısa da olsa sizlere karşı bir temenni konuşmaları olacaktı. Ve ben sırasıyla Vural Başkan'ı davet ediyorum. Çok değerli Duruca Suyu Köyü Derneği, sayın üyelerim. Bu geceye göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Bu arada beni Bursa'dan buraya davet eden bu yönetime şahsım ve sizlerin adına çok çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Başkanımız Metin Delibalta. Saygıdeğer köylerim.
birliği ve beraberliği simgesi olan şu derneğimize emeği geçen Sayın Başkan ve yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Birliğimizin ve beraberliğimizin bir arada olması için elinden gelen her türlü mücadeleyi yapan yönetime gerçekten bugüne kadar çok iyi bir çalışma içerisinde olduklarını ve sizlerin de ona çok iyi şekilde destek olduklarını biliyorum. Ama bir kampanyamız olduğunu da biliyorum. Bu kampanyamıza elimizden geldiği kadar bugüne kadar zaten iyi şekilde gidiyoruz. Ama bundan sonra da aynı şekilde katkılarınızı bekliyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Afiyet olsun diyorum. Sayın Hüseyin Polat Başkan, buyurun. Türkiye'yi temsil eden yönetim kurulu başkanı Ali Odabaş'a ve yönetim kuruluna tek tek teşekkür ediyorum. Tek tek teşekkür ediyorum. Sizlere de afiyet olsun. Sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Hoşçakalın. İzmir Dernek Başkanımız Sayın Tüncer Polat, İzmir'den teşkil ettiler. Buyurun başkanım. Hayır değerli köylülerim, Durcuosta köylüleri, Gölen'in aydınlık yüzü, gülen insanları, böyle güzel konuşmalardan sonra mikrofonu almak zor da olsa sizlere hitap etmek benim için bir onurdur. Sizlere İzmir'den köylülerimizin selamını getirdim. Derneğimiz adına ve yönetim kurulumuz adına hepinize en içten saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Değerli köylülerim, ben buraya yalnız gelmedim. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla geldim. Affınıza sığınarak onları da anons etmek istiyorum. Başkan yardımcımız Yadigar Akgöz, Sayman üyemiz Cemil Taş, sekreterimiz Ayşe İşi, yönetim kurulu üyesi Necmettin Odabaş, yine yönetim kurulu üyemiz Atilla İşi, hepsi burada sizleri görmek için geldi, bu geceye katılmak için geldi. Bu geceye katılmak bizler için onur vesilesi olmuştur. Sevgili kurucu başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 94 yılında bana İzmir'de bana Halil abiye ve Selahattin Odabaş abimize yetki vermişti. Orada şubemizi kurun diye görevlendirmişti. Biz de İzmir'de 94-95 yıllar arasında derneğimizi kurmuştuk. O gün bugündür derneğimiz devam ediyor. İzmir'de köylerimize layık olmaya çalışıyoruz. Görevimizi layık yine yapmaya çalışıyoruz. Böyle nesli bir gecede çok fazla sizlerin zamanını almadan, vaktinizi almadan iyi eğlenceler diliyorum. Afiyet olsun diyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Benim belediye başkan yardımcısı Orhan Ayrıcı'yı sahneye davet ediyorum. Çok kıymetli Göle Durusu Derneği'nin kıymetli başkanı ve yönetimi, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, bu gecenizde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birlik, beraberlik, dayanışma adına yapılan bu toplantıda, bu birlik gecesinde siz de değerli dostların bir arada olması, kaynaşmanız, birbirinizle paylaşımda bulunmanız gerçekten takdire şayan bir program. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt Beyefendi, malum son süreçteki yoğunluktan dolayı aranızda bulunamadı. Hepinize ayrı ayrı selamları var. Kendileri aranızda olmadıkları için üzüntülerini dile getirdiler. Selam, saygılarını dile getirdiler. Ve programın hayırlara vesile olması dileğinde bulundular. Ben de bu anlamda hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Köyümüzün yetiştirdiği Doktor Erkan Akgöz aramıza hoş geldiniz efendim. Akgöz. Saygıdeğer köylülerim, değerli hemşerilerim, çok kıymetli büyüklerim,
sevgili yengelerimiz, çocuklarımız, yeğenlerimiz, hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle böylesine güzel bir organizasyonu yapan, başta dernek yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Heyecanımı maruz görün. Bu şekilde konuşmaları farklı ülkelerde, farklı ortamlarda yapmış olmama rağmen hiç bu kadar güzel ve nezih bir ortamda konuşmamıştım. Sizin gibi değerli bir hazırlığın önüne böyle bir konuşmayı, fırsatı bana verin. Değerli devlet yönetimlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Durucası köy olmaktan, Gırdımanlı olmaktan gurur duyuyorum. Birbirinizi... Dünyanın neresinde olursak olalım, gönül rahatlığıyla, gururla ben Durucası köylüyüm, ben Gırdımanlıyım, elimden geldiğince, gücüm yettiğince de Durucası köylü, Durucası köylü her bir akrabama, köylüme, hemşerime elimden geldiğince yardımcı olmaya inşallah Allah nasip eder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Gurbette yaşayan köylerimizden gecemize katılan Doğan Rüşük, hoş geldiniz efendim. İstanbul Dernek Yönetimin Başkanı Oğlan Rüşük'ü mikrofona davet ediyorum. Değerli köylerim, ablalarım, teyzelerim, halalarım, kardeşlerim, abilerim, dayılarım, amcalarım, hepinizi hürmet, muhabbet, sevgi, sevdiğine selamlıyorum. Gecenize hoş geldiniz. Gecenize katılarak katkı sunduğunuz ve desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de yurt dışında yaşayan köylülerimizin köyünü, köylülerini unutmayarak maddi ve manevi olarak destek olarak bizlere bağış yapan, bağışta bulunan Atife Odabaş ablamıza, Orhan Demirci kardeşimize, Gürsel Odabaş abimize ve Doğan Işık kardeşimler, zaten kendisi aramızda, her zaman bizi yalnız bırakmıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda hastanede yatmakta olan hastalarımız var. Cümle hastalarımız için hepsine Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum. Ayrıca içlerinde Fikret abi var. Şu anda yatıyor Fikret Demirci. Bizden bir isteği var. Pazartesi ameliyat olacak. Bunun için ARH 0, ARH pozitif kana ihtiyacımız vardır. Aslında kan ihtiyacımız tamamlanmıştır ama bir tane canlı kana ihtiyacımız vardır. Vakti müsait olan bu gruba, kan grubunu taşıyan köylerimizden önemli rica ediyoruz. Yönetimle iletişime geçerse minnettar kalırız. Değerli köylerimiz, köyümüzü anlatmaya gerek yok ama birkaç şeye dokunmadan geçemeyeceğim. Bizim köylerimiz, köyümüz ticaretle haşır neşir olmuştur. Köylerimiz arasında metropol şehirlerde göç edip bir yandan çalışıp bir yandan tahsilini tamamlamış, az önce örneklerini gördüğümüz gibi çok değerli isimler bunlar. Birçok köyümüzü bulunmaktadır. Köylerimiz içerisinde gerek özel sektörde, gerek kamuda görev almış polis memuru, hemşire, doktor, avukat, mühendis, savcı, hakim, esnaf, iş adamlarımız, sanayicilerimiz bulunmaktadır. Bu bizim için gurur vericidir. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Burada bir ricamız daha var. İstanbul'daki köylerimizde kadınlarımızdan isteğimiz var. Kadınlarımızın derneğimize sahip çıkması, bize el atması, bize el uzatmasını istiyoruz.
İki ay önce İzmir'de böyle bir organizasyona katıldım. Maşallah oradaki kadınlarımız yönetime hiç iş bırakmamış. Sizlerden ricamız şudur ki yönetimde olun. Bizleri yönetin. Biz biliyoruz ki kadınsız bir toplum düşünülemez. Kadınsız bir toplum olamaz. Bu vesileyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Afiyetler olsun. Sağlıcakla kalın. Satar mı candan, alır mısın?